Merhabalar sevgili Açık Bey'in dostları. Soruyorum'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün belki de hayatımızdaki birçok önemli sorunun kaynağı olan ve birçok sorunun da aslında muhatabı olan bir meseleden bahsetmeye çalışacağız. Başkalarını yargılamak ve başkalarını yargılamadan nasıl tanıyabiliriz, nasıl anlayabiliriz? Biraz bu konunun hani olabildiğince nörodavranışsal kullanım kılavuzunu ortaya dökmeye çalışacağız. Öncelikle Oldukça çetrefilli bir konudan bahsettiğimizi baştan söyleyeyim. Muhtemelen konunun bütün detaylarıyla ele alınmasına buranın hacmi, böyle bir videonun süresi yetmeyecek. Ama temel düzeyde başka insanları algılarken nasıl bir zihinsel aygıt dizisi kullandığımızı anlarsak, yani bu işin mekanizmasını biraz kavrayabilirsek, başka insanlarla ilgili biraz daha gerçeğe yakın, onları daha iyi anlamaya yönelik ve en önemlisi de aramızdaki iletişimi, çok daha verimli hale getirebilecek yolları keşfetmenin bir başlangıcını yapmış olabiliriz. Efendim her şey insanlarla iletişimimizle başlıyor biliyorsunuz. Başka insanlarla iletişimimiz insanın fabrika ayarlarının üçüncü maddesinde de sıklıkla vurguladığım gibi bizim süper organizma olma yeteneğimizin altında yatan en önemli faktör. Biz nasıl süper organizma oluyorduk? Tek başına insan olarak çok zayıf ve çıplak bir bedene sahibiz tek başına bildiklerimiz de yapabildiklerimiz de çok az. Dünyada çok az insan tek başına doğal ortamda hayatta kalabiliyor. Dolayısıyla bizim hayatta kalmamızı, yani bir tür olarak devam etmemizi sağlayacak en önemli özelliğin diğer insanlarla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak hikayeler, projeler, yollar, amaçlar oluşturmak ve bu doğrultuda birlikte son derece kompleks problemleri birbirinden farklı zihinlerin katkılarıyla çözebilmek gibi inanılmaz bir yetenekle donatılmışız. Ve daha evvel sıklıkla söylediğim gibi aşırı büyük olan beynimiz, evet biyolojik olarak bizim beynimiz aşırı büyük. Bu aşırı büyük olan beynimizin bu kadar büyük olmasının esas sebebi sosyal becerilerimizin çok gelişmiş olması. Yani beyindeki o nöronal hacmin, sinirsel hacmin büyük bir kısmı bu sosyal becerilere ayrılmış. Nedir onlar? Dille iletişim kurmak, birbirlerimizin duygularını anlamak, sosyal bağlama uygun hareket edebilmek, başkalarının zihninden geçenleri tahmin edebilmek veya adına zihin teorisi dediğimiz beceri, sosyal mütekabiliyetleri algılamak, uygun dil kalıplarını uygun zamanlarda devreye sokabilmek gibi, kimisi gayet kaba ve anlaşılır, kimisi çok ince ve gizli olan bir sürü yeteneğimiz var. Dolayısıyla bu üstün yeteneklerimiz bizim var ama acaba bunları yeterince kullanabiliyor muyuz ya da bunların farkında mıyız? Ya da aslında genel soru şu, bizim genellikle evrimsel geçmişimizden aldığımız mirasları bugün kullanırken ki en önemli sorunumuz, bu tip özelliklerin çok karmaşık ve birbirine çok benzersiz olan bir sürü sorunu çözmek için zaman içerisinde parça parça evrimleşmiş kompleks mekanizmalar olmaları, bugün ise Hani atalarımızın yaşadığı dünyaya göre oldukça sade, bizim için her şeyin hazırlanmış olduğu bir dünyada kalıp ve otomatik davranışlar içerisinde bu devreleri kullanmak zorunda olmamızdan kaynaklanıyor. Yani biz çok zor ve karışık bir dünya için hazırlandık ama günümüz dünyasını biz insan için basitleştirmeye çalıştıkça bunun için de yerleştirdiğimiz kurallar pek bazen bize uyumlu olmayabiliyor. Ve bunun da enteresan sonuçlarını yaşıyoruz. Tabii bütün insanın fabrika ayarları bu hikayeyle ilgili ama şu birbirimizi anlama ve tanıma noktasına biraz daha yakından bakacak olursak burada ilginç sorunlar yaşıyoruz. Mesela yapılan iletişim psikolojisi araştırmaları enteresan bir şey gösteriyor. Bizim hakkında en fazla yanıldığımız insanlar duygusal mesafe ya da kişisel tanışıklık olarak en yakınımızda olan insanlar. Yakınımızda olan insanların ne düşündükleri, ne hissettikleri ve ne yapacakları konusunda yeni tanıştığımız nispeten yabancı olan insanlara göre çok daha fazla yanılıyoruz. Şimdi bu garip bir şey. Yani yakınımızdaki insanı daha fazla tanıdığımızı düşünürüz. Ama araştırmalar bunun böyle olmadığını gösteriyor. Sebebi ise aslında biraz düşününce çok kolay anlaşılabilir bir yere dayanıyor. Yakınımızdaki insanlarla o kadar fazla birlikteyiz ve onların o kadar fazla hareketini örnek olarak gözlemleme şansına sahip oluyoruz ki bu insanların X durumunda Y davranışını yapacağına dair ön kabullerle zihnimiz çok kısa bir sürede dolu veriyor. Yani onlarla ilgili ön yargılarımız çok fazla birikiyor. Kendi eşimiz, kendi çocuğumuz, kendi ana babamız, her gün konuştuğumuz kendi komşumuz ya da iş arkadaşımız konusunda zaman içerisinde çok fazla zihinsel kısa yol biriktiriyoruz. Malumunuz zihinsel kısa yollar yaşamımızı kolaylaştırmak için var. Yani okulda öğrendiğimiz, hayatta öğrendiğimiz bir sürü beceriyi biz bu kısa yollar sayesinde depolayıp, hatırlayıp kullanabiliyoruz. Ama özellikle diğer insanlar hakkında yaptığımız bu kısa yollu tanımlamalar ya da yargılayıcı önyargılar, o etiketler vesaireler o insanların gerçek davranışlarını öngörmemizi kesinlikle zorlaştırıyor. Peki bize daha yabancı olan, mesela hayatımıza yeni giren bir insan konusunda neden daha az yanılıyoruz? Çünkü yeni birisiyle tanıştığımız zaman o insan hakkında ön yargı depomuz boş. Onunla ilgili bir etiketimiz yok. Ve dolayısıyla onun hal ve hareketlerini tamamen ön yargısız ve izleme yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Ve bu çözme süreci içerisinde tabii ki içinde bulunduğumuz ilişki durumuna göre o kişiyle ilgili bir takım veriler elde etme peşindeyiz. Bundan dolayı hareketlerinin neye sebep olduğuna dair çok daha açık bir görüye sahip olma şansımız yüksek. Tabii bu videonun konusu değil ama ...yakınlaştıkça yanılma şansımız artıyorsa... ...bize en yakın olan kişiyi düşünün. Biz en fazla yanılgımızda aslında kendimiz hakkında yaşıyoruz. Çünkü kendimiz hakkında bir sürü önyargılarımız, yaftalarımız... ...ya da doğru olmayan hatta sabote edici inançlarımız var. Ama şimdi bu kendi algımızı bir kenara bırakalım... ...ve diğer insanlarla herhangi bir karşılaşma, tanışma... ...ya da birlikte yaşama durumunda zihinsel olarak nasıl bir sistem kullandığımıza bakalım. Bir kere bizler yoğunluklu olarak sözel iletişim kurduğumuzu düşünsek de aslında büyük oranda beden dili ve duygular üzerinden bir iletişim kuruyoruz. Hatta sesimizle insanlara bir şeyler anlatırken çoğu zaman fark etmiyoruz ama ses tonumuz ve ses dalgalarındaki küçük değişikliklerle aslında duygusal durumumuz hakkında çok fazla şeyler söyleyebiliyoruz. Ve bu bilgiler bizim sözel olarak aktardığımız akıllı, mantıklı bilgilerden aslında çok daha kıymetli. Çünkü biraz benim beyin anlatılarına aşina olanlar hemen hatırlayacaklar. Bizim analitik, düşünsel, mantıklı kısmımız aslında hayatın görece küçük bir bölümünde işimize yarayan, teknik problemlerimizi çözen, okuyup anlamamızı, literatür yazmamızı, bilimsel araştırma yapmamızı falan sağlayan bir kısım. Gerçek hayatımız, bütün davranışlarımız, arzularımız, isteklerimiz, korkularımız ve onların bizi yönlendirdiği her türlü çıktı olan davranış aslında duygusal dünyamızdan geliyor. Ve biz duygusal dünyamızı ne kadar iyi tanırsak, bir diğer insanın duygusal dünyasını ne kadar iyi tanırsak onunla o kadar verimli ve uzun vadeli etkileşimler kurabiliyoruz, ilişkiler kurabiliyoruz ve uzun yollar yürüyebiliyoruz. Bunun da önemli bir kuralı, mesela evlilikler hakkında sıklıkla söylenir, beraberlikler hakkında sıklıkla söylenen bir hatırlatmadır. İki insan bir araya geldiğinde yeni bir birliktelik oluşur ve bu birlikteliğin süren uzun süreli bir şeye dönüşmesinden önemli şartlarından biri tarafların her ikisinin de ortak yolculuğa uygun olarak yeni bir versiyon, yeni versiyonlarına dönüşmeleridir, yenilenmeleridir ve karşılıklı olarak birbirlerine göre değişmedir. Dolayısıyla bir tarafın sadece diğer taraftan değişim beklediği ya da hiç kimsenin değişmeden olduğu gibi yaşamaya çalıştığı birlikteliklerin çok sürmediğini zaten herkes biliyor hem yaşamdan hem literatürden. Dolayısıyla her ilişki aslında bir etkilenmedir ve etkilenme bir şekilde ilişkiye geçtiğiniz kişiyle olan ilişki derinliğine bağlı bir biçimde sizi de onu da bir şekilde dönüştürür. Fakat bu dönüşüm süreçleri bizim sürekli izleyebileceğimiz kadar belirgin ya da böyle kendini çok aşikar eden şeyler değildir. Bunları zaman içerisindeki seyrin sonucunda genellikle gözlemleyebiliriz. Belli bir süre bir ilişki yaşadıktan sonra bu iş ilişkisi olsun, arkadaşlık ilişkisi aile içi ilişkiler ya da romantik ilişkiler hiç fark etmez. Belli bir süre sonra bu ilişkiler insanları bir şeylere dönüştürürler. Ve biz genellikle anlık olarak fark etmediğimiz bu değişimleri uzun vade içinde fark ederiz. Ama ve lakin, eğer karşımızdaki bir insana dair sadece bize olan yakınlığından dolayı değil de kılık kıyafeti, memleketi, konuştuğu dil, deri rengi, inancı, kültürü vesaire konusunda önden bir etiket takmışsak. Şimdi bunu pek yapmadığımızı düşünürüz ama bu aslında zihnimizin en fazla başvurduğu kısa yollardan birisidir. Biz böyle bir etiket taktığımız zaman artık o kişinin ne olduğuyla çok fazla ilgilenmez zihnimiz. O kişinin bu etikete uyumlu olan davranışlarını özel olarak seçmeye başlar. Kabaca bir örnek vereyim. Siz bir insanın sinirli olduğunu düşünüyorsanız, onu öyle kodlamışsanız o insanın bütün sinirli davranışları, bütün öfkeli davranışları sizin etiketinizi haklı çıkaracak doneler olarak alınırken o kişinin bazen gülümseyen yüzünü görmezden gelebilirsiniz ve sürekli olarak o negatif, öfkeli ya da kızgın yanını aradığınız için bir nevi tabiri caizse o yönü çağırmış, o yönün ortaya çıkışını ilişki sırasında kolaylaştırmış olabilirsiniz. Dolayısıyla zihinsel etiketlerin aslında ya da başka kişiler hakkındaki önyargıların hakikaten bu kadar belirleyici etkileri var. Peki zihnimizin böyle etiketler olmadan çalışması mümkün mü? Cevap mümkün değil. Bizim zihnimiz önyargıları tekrar söyleyeyim zihinsel kısa yollar olarak kullanır. Ve bu kısa yollar sayesinde mesela siz şu anda seyrettiğiniz videoda konuşan kişinin gerçekten gerçek bir Sinan Canan olduğunu varsayıyorsunuz. Böyle bir ön kabulünüz var. Ve bu sayede ki bu devirde biliyorsunuz yapay zeka ile benim bu görüntümün aynısını taklit edip bu sözleri aynen yapay zeka aracılığıyla söyletmek de mümkün. Ama bunun böyle olmadığını varsayıyorsunuz, buna inanıyorsunuz ve bu kestirme sayesinde işin çok derinini araştırmaya gerek kalmadan sırf bu video için belki bir ayınızı hafiyelik yaparak harcamadan hayatınızı güzel güzel yaşayabiliyorsunuz. Ya da mesela ben şu oturduğum koltuğa gelip otururken bu koltuğun sağlam olduğunu, beni taşıyacağını güvenerek buna oturdum ve dolayısıyla bu kestirme çok işe yarıyor. Hayatta bu kadar çok işe yarayan yerlerde kullanıldığı için zihnimiz bu kestirmelere bayılıyor. Fakat diğer insanlarla ilişki yaşarken çoğu zaman mesela bir insanın sosyal pozisyonu, cinsiyeti, işte davranış biçimi nedeniyle ona belirli bir şekilde davranmanız gerektiğini size düşündüren zihinsel kestirmeler bazen faydalı olabilirken bazen çok zararlı olabiliyor. Bunu mesela hayatınızda hepiniz enteresan örneklerini yaşamışsınızdır. Mesela ben birkaç sene evvel daha henüz medyada bu kadar görülmüş birisi değilken enteresan bir muhabbet oldu. Bir işte havaalanı ortamında bir görevli oldukça kaba saba bir şekilde işte benden bir şeyler istiyordu vesaire. Ben de ses etmeden işte dediklerini yapıyordum. Sonra yanındaki meslektaşı Aa Sinan hocam ben sizi çok seviyorum, takip ediyorum dediği anda biraz evvel benimle het, het konuşan arkadaşın önce bir şaşırdığını, sonra bütün tavırlarının değiştiğini ve işte hocam kusura bakmayın işte ben sizi tanımadım falan diyerek aslında her vatandaşa yapması gereken kolaylaştırıcı işlemi bana da yapmaya başladığını fark ettim. Burada değişen şey onun benimle ilgili işte belki dikkate değmez olduğumu, yani o kadar önemli olmadığımı falan düşündüren zihinsel kodlarının ünlüleri dikkate almak lazım şeklindeki daha önceki koduyla arkadaşı sayesinde buluşması neticesinde darmadağın olması ve davranışların değişmesi söz konusu oldu. Şimdi bu tabii ki utandırıcı bir şey böyle anlattığımız zaman. Zira biz her insana aslında özel davranmamız lazım ama bazen bazı durumlarda bunu çok fazla yapamayız. Mesela bir Öğretmen için sıklıkla şunu duyabiliriz. Öğrenciler boş kafalı ve bir şeyler öğretilmesi gereken insanlardır. Mesela sıklıkla şu sözü duyarız. Bu beni çok incitiyor her duyduğumda. Öğrencinin seviyesine inmek diye bir tabir kullanıyoruz. Çünkü onlar aşağı düzeyde duruyorlar. Bizim onlara inmemiz gerekiyor. Bunu çok sık tekrarlıyoruz maalesef. Ya da işte gençlerin düzeyine inmek lazım falan gibi. Bu tamamen kafamızdaki hiyerarşik kısa yollardan kaynaklanan bir söylem. Onları daha alt, daha yetersiz düzeyde görmek, birilerini bizden hiyerarşik olarak daha düşük düzeyde yaftalamak gibi bir takım fark etmediğimiz zihinsel kodlardan geliyor. Ve ben mesela çoğu insana çocukların seviyesine inmek değil, çocukların seviyesine çıkmak gerekir dediğinde Öncelikle şöyle bir evet evet haklısınız diye kafa sallıyorlar sonra uzun uzun düşünüyorlar acaba bu ne demek diye. Çünkü yıllar boyunca siz böyle bir kısa yolu işlettiğinizde yani çocukların seviyesine inilmesi gereken bir şey olarak kodladığınızda bunun tersini düşünüp yapmanız oldukça zorlaşıyor. Yani tekrarlayan ön yargılar bizde bir düşünme biçimi, bir kalıp davranış biçimi haline geliyor. Dahası bunun bir başka kötü tarafı daha var. Bizim mesela sosyal iletişimde çok önemli hani süper güç diyebileceğimiz bir gücümüz daha var ki o da bir başka insanın zihninden neler geçtiğini tahmin edebilme yeteneği. Buna theory of mind ya da zihin teorisi deniyor. Çok büyülü bir özellik gerçekten. Bir insanın dışarıdan verdiği ipuçlarına bakarak onun zihninden neler geçtiğini tahmin edebiliyoruz. Tahmin edebiliyoruz derken e tabii ki zihnimizin yetkinliği ve o kişiyle ilgili gözlem gücümüz nispetinde tahmin edebiliyoruz. Benim kitabıma da alıntıladığım meşhur bir Kızılderili hikayesi vardır. Kızılderil'in bir tanesinin baltası kayboluyor. Arıyor arıyor bulamıyor. Sonra komşunun çocuğuna bakıyor. Onu izliyor şöyle biraz, onun aldığından şüpheleniyor çünkü. Çocuk aynı bir hırsız gibi yürüyor, aynı bir hırsız gibi konuşuyor ve aynı bir hırsız gibi bakıyor. Bunu fark ediyor. Bir süre sonra kendi oğlu, baba baltanı şurada unutmuşsun diye getirince... ...tekrar dönüp komşunun çocuğuna bakıyor. Çocuk ne hırsız gibi bakıyor, ne hırsız gibi yürüyor ne de hırsız gibi konuşuyor. Ön yargıları değiştiği zaman karşıdaki insanın davranışları da değişiyor. Ve biz çoğu zaman bu zihin teorisi yeteneğimizi kişilere taktığımız yaftaların arkasında çalıştırırız. Yani onlar hakkında önce bir ön kabulde bulunuruz. Ondan sonra bu zihin teorisiyle onların şöyle düşünebileceklerini tahmin etmeye çalışırız. Bu da çoğunlukla çok ağır çuvallamamıza sebep olur. Hatta hatta Birçok nefret suçu, birçok insanlık dışı zulmün kaynağını işte tam olarak burası oluşturur. Falanca ırk grupları, falanca coğrafi bölgede yaşayanlar, falanca deri rengine sahip olanlar, falanca kültürden gelenler şöyledir. Bunlar öyledir, öbürleri böyledir şeklinde yaptığımız toptancı sınıflamalar her ne kadar bizim zihnimizi rahatlatsa da gerçek hayatta o insanlarla alışverişimizin önündeki en büyük engel. Peki Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Önyargısız bir zihin olmadığına göre bir, önyargının kaçınılmaz olduğunu fark edeceğiz. Önyargı bizim zihnimizin bir çalışma prensibi. Bu önyargıların varlığının kaçınılmaz olduğunu fark ettiğimizde ise bunun için ne yapabiliriz sorusuyla daha rahat baş edebiliriz. Şimdi kendimizdeki önyargılar sanki gayet objektif algılarmış gibi bizim gözümüze gözükmezken başka insanların önyargılarını çok kolay fark edebiliriz. Ve onların önyargılarına baktığımızda hemen onları kınamak ya da aşağılamak yerine bizim kadim kültürde de söylendiği gibi bir kötülüğü görebilmen için o kötülüğün bir parçasının sende de olması lazım. Bir iyiliği görebilmen için o iyiliğin bir parçasının sende de olması lazım. Prensibine göre o kişide gördüğünüz ön yargının bir benzeri sizde var mı yok mu araştırmaya başlamak en iyi başlangıç noktası. Etrafımızda gördüğümüz yaygın ön yargılar bizde yokmuş gibi görünse de bizler kültürel canlılar olduğumuz için az ya da çok bize bulaşmış olma ihtimali yüksektir. Aynı tipte bir önyargı bizde yoksa bile çok benzer bir alanda yahut başka bir alanda çok benzer tipte bir önyargı setine sahip olmamız çok çok mümkün. Öncelikle önyargısız bir zihne sahip olamayacağımızı ama önyargılarımızı tespit ederek değiştirebileceğimizi muhakkak aklımızda tutalım. 2. Madem önyargılardan bağımsız bir zihinde yaşayamıyoruz yani hep önyargılarla davranmak zorunda kalıyoruz. İyi ve olumlu ön yargıları öne çekmek çok iyi bir strateji. Mesela çoğu zaman yeni bir insanla tanıştığınız zaman eğer e, o konuyla ilgili çok ciddi bir güvenlik ya da güven endişeniz yoksa o kişiye olabilen en yüksek krediyi verecek, ondan en iyisini bekleyeceğiniz, beklenti dolu etiketleri ona takmak iyi bir başlangıç olabilir. Ve insanlarla böyle bir sohbet açtığınızda genellikle karşınızdaki insanın da size öyle davranmak zorunda kaldığını otomatikman fark edersiniz. Çünkü her insan aslında sizinle iletişime geçerken sizin onlara gösterdiğiniz tavrı çoğunlukla size geri yansıtırlar. Der ya yine bizim kültürümüz bütün insanlar aynadır ve sizi size yansıtır diye. Bu çoğu zaman geçerlidir. Eğer siz yine kimi söylediğini hatırlamıyorum. Karşınızdaki insana bu evrenin en kıymetli varlığı olarak davranırsanız çoğunlukla onun da size başka türlü davranma ihtimali kalmaz. Yani kendini bir anda o pozisyona yakıştırıp ona göre davranmaya başlayabilir. Bu olasılık oldukça yüksek. Tekrar ediyorum hiç kimse kafadan böyle gökten vahiyle ya da kafadan uydurarak davranışlar göstermiyor. Hepimiz sosyal etkileşimler içerisinde birbirimizden etkilenerek bu davranışları gösteriyoruz. Ve Özellikle de sosyal iletişimde başarılı ve verimli olduğumuz alanlarda neden iyi olduğumuza dikkat edip kötü olduğumuz alanlarda bundan farklı olarak neler yapabildiğimize bakmak ve bunları bilinçli olarak kıyaslamak çok çok önemlidir. Bir kestirme verebilirim. Eğer sürekli olarak bir kişi hakkında bu kişi bana neden böyle yapıyor, bu kişi bana neden böyle davranıyor diye sorgulamalar oluşuyorsa o kişiyle olan ilişkinizde onun tarafını değiştirmeniz oldukça zor olacağı için kendi tarafınızdan neler yansıtıldı ve iletişimde hangi kanalların sizin tarafınızdan açıldığını bir dikkatli takip etmenizi öneririm hiçbir iletişim sorunu tek taraflı değildir. Muhakkak iki tarafı vardır ve bizim kontrol edebileceğimiz taraf kendi tarafımız olduğu için oradaki özellikle ön yargılarımıza bağlı olan kanalları açmamaya ya da onlar yerine başka bir şeyler düşünmeye başlasak hiç hiç fena olmaz. Ve netice itibariyle dünyada yaşadığımız sorunların hepsine şöyle bir bakalım. Her ne sorun yaşıyor olursak olalım muhtemelen yani bu sağlık sorunları falan dışında bu sorun en az bir insanla ilgili. Ve insanlarla ilgili sorunlarımızın çok büyük bir kısmı da bu iletişim sorunlarından kaynaklanıyor. İletişimin en önemli kısımlarından bir tanesi bana soracak olursanız özellikle bu önyargılarla ilgili olarak geri bildirimler verildiği anlar. Yani bir insanın davranışıyla ilgili ona duygu ve düşüncelerinizi, hissettiklerinizi, o davranışı nasıl gördüğünüzü ilettiğiniz anlar. Çoğu zaman maalesef hele ki aramızda böyle hiyerarşik ilişki açısından bir fark olduğunu düşünüyorsak, böyle bir yaftamız varsa, o insanların toptan kişiliklerine dair bir şeyler söylemeyi tercih ederiz. Mesela basit bir hata yaparlar. Sen hep böyle yapıyorsun, sen niye böyle yapıyorsun tarzı toptan sorgulayıcı bir geri bildirim yapma eğilimimiz çok yüksektir. Ya da bunun tersi, hiyerarşik olarak kendimizden üstün gördüğümüz birisiyle ilgili doğru geri bildirimleri çoğu zaman yapamayız. Çünkü bu yükseklik algısı bizi doğruları dile getirmekten alıkoyar. Tam bu noktada kişisel iletişimdeki en sihirli bilgilerden bir tanesini en azından burada ismen zikredeyim ve o konuda bir araştırma yapmaya sizi teşvik edeyim. Transaksiyonel analiz diye bir teknikler bütünü var. Transaksiyonel analiz kişiler arası iletişim modlarını inceler ve muhakkak duymuşsunuzdur internette, sosyal medyada, eğitim camiasında çok yaygın olarak konuşulan bir araçlar dizisidir bu. İşte ebeveyn, yetişkin ve çocuk modu diye üç tane temel iletişim biçimimiz var. Bizim sağlıklı, iki insan arasında açık iletişime imkan veren modumuz yetişkin modudur. İki insan yetişkin modunda birbirleriyle konuşabildiklerinde konuşabilirler, sohbet edebilirler, bir konuda tartışabilirler, birbirlerinin fikirlerini etkileyip değiştirebilirler ve genellikle ortak bir yol bulup yola devam edebilirler ya da efendice yollarını ayırabilirler. Fakat çocuk moduyla ebeveyn modu Bizim güncel iletişim modunda e, ya da durumunda sıklıkla kaçtığımız ya da savrulduğumuz yerlerdir. Mesela birisi bizi azarladığında biz hemen çocuk moduna geçeriz ya da efendim birisi çocukça davrandığında hemen kendimizi ona ders verirken bulabiliriz. Dolayısıyla bu modlar iki insan arasındaki sağlıklı iletişimi en fazla baltalayan modlardır. İşte çocuğun seviyesine inmek dediğinizde mesela siz ebeveyn modundan çocuk moduna doğru konuşuyorsunuz. Hem de otoriter ebeveyn diye bir alt moddan işte çocuğun artık durumu neyse, kafanızdaki hayali neyse mesela yaramaz çocuk, afacan çocuk falan moduna doğru konuşuyorsunuz ve bu gençlerimizin, çocuklarımızın bizden bir şeyler öğrenmesini, bizi öğrenmeye değer kaynaklar olarak görmesini engelleyen belki de en önemli faktör oluyor. Transaksiyonel analizi kabaca YouTube videolarından bile bakarak temelde anlayabilirsiniz ve fark edeceksiniz ki hayatta yaşadığınız herhangi bir problem anında sadece siz, sadece sadece o iletişimin, o sorunun tarafı bir tarafı olan siz bir anda yetişkin moduna geçmeyi becerebilirsiniz. Yani sadece ortadaki olaya odaklanıp karşıdakinin kişiliğine saldırmadan, onunla ilgili ön yargılarınızı geçici olarak da olsa bir kenara bırakarak konuşmaya başladığınızda mucizevi bir şey olduğunu göreceksiniz. Zira karşıdaki kişinin ne bir hırsız gibi baktığını, ne bir hırsız gibi yürüdüğünü, ne de bir hırsız gibi konuştuğunu fark edeceksiniz. Bizim alışa geldiğimiz, otomatik pilotta yaptığımız birçok şeyin pişmanlıklarımızın kökeni olduğunu biliyorsunuz. Düşünmeden yaptığımız birçok davranış bugünkü hayatımıza pişmanlık olarak yansıyor. Yarına pişmanlık üretmemek için şimdi şu anda otomatik pilotta davranmayı hele ki İlişki ve iletişimler söz konusuysa arada bir park edip iletişimi yavaşlatıp sakince dinlemeye ve gerçekten dinlemeye ağırlık verip bilincimizi devreye sokacak fırsatlar yaratmamız çok önemli. Karşıdaki insanı dinlemek sadece gözlerine bakarak susmak değil. Karşıdaki insanı gerçekten merak ederek sorular sormaya başladığınızda iletişimin gerçekten bambaşka bir yola döneceğini siz de görebilirsiniz ön yargının iletişimdeki en büyük işaretini görmek isterseniz, tabii lütfen başkasına değil kendimizde izleyelim bunu. Çünkü biz kendimizi çok yakalayacağız. Hiç soru sorma ihtiyacı hissetmemektir. Eğer karşınızdaki insana gerçekten ne hissettiğini, ne düşündüğünü, o söylediğiyle ne demek istediğini hiç sormak aklınıza gelmiyorsa, onun zihnini ondan iyi bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ki, bunun kesinlikle yanlış olduğunu büyük bir özgüvenle söyleyebilirim. Diğer insanlar olmasaydı hayat çekilmez olurdu. Ama öyle bir hale geldi ki bazen diğer insanlar yüzünden hayat çekilmez oluyor. O çekilmez olanı çok çekilir bir hayata hatta istenen bir hayata dönüştürmek sadece ve sadece sizin elinizde. Çünkü iletişim sizin işiniz. 3,5 milyar yıllık argenin nadide bir ürünü olarak bu konuda ustalaşmak için gereken bütün kuvvetin damarlarınızda akan asil kanda mevcut olduğunu hatırlatmak isterim. Hepinize sevgiler.